Bu hafta sizlere Karadeniz'in başkenti olarak anılan güzide şehrimiz, tarihimizde önemli bir yeri olan Samsun'dan merhaba diyoruz. Kamera arkasını gösteriyoruz. Bence niye diyorsun kardeş? Eşekler saldırdı. Ver bana. Evet. Size Samsun'dan merhaba derken bir gün eşek saldırıyor. Bir konuğumuz var burada. Evet, size Mustafa Güzelgöz'ün hikayesini anlatmıştık değil mi? O eşek, bu eşek. Şuradan tutun. Bu hafta yepyeni bir konseptle sizlerle birlikteyiz. 81 ili ikişer saatten gezmeyi deneyeceğiz. İlk durağım... Ne yapıyorsun? Devam. Bu haftaki durağımız ise Samsun. Yani Karadeniz'in başkenti olarak anılan Samsun'dan herkese merhaba. Evet, şu anda Amisos Tepesi'ndeyiz. Birazdan sizinle küçük bir tura çıkacağız bu tepede. Bu tepe 1995 yılında keşfedilmiş, ardından da kazı çalışmaları yapılmış. 2008 yılında ise halka açılmış. Burada bir kafeterya görebiliyoruz. Bir de buraya isterseniz teleferikle, isterseniz özel aracınızla çıkma imkanınız var. Bu tarafa bakarsak aslan ağızların... Bu aslan yolu, tam ismini bilmediğimiz, birazdan gideceğimiz bir yer var. Orada Atatürk anıtı da orada. Ama hangi anıt, ondan da tam emin değiliz. Birazdan bunları göreceğiz. Evet, manzaraya doğru bakabiliriz. Ardından da sizinle Amisos Tepesi'nde ufak bir tura çıkacağız. Bir yandan da konuşabilirim. Bir yandan konuşuyorum. Amisos Tepesi. Amisos Tepesi. Amisos Tepesi zamanında Amisos'un gelip burada torunlar torbaya, çoluğa çocuğa karıştığı yer. Onlara Amisoslar deniyor. Ondan sonra işte daha öncelerde Amisosgillerden gelen bir ırk bunlar. O kadar. Teşekkür ederim. Evet, Amisos Tepesi'ni nasıl buldunuz? Ya buraya teleferiğe binmek isteyen varsa, benim gibi yüksekten korkmayan, yükseklik korkusu olmayan gelip şey yapabilir. Amisoslayabilir yani. Amisoslayamadıklarımızdan mısınız? Amisoslayıp da amisoslayamadıklarımızdan mısınız? Yoksa amisoslayıp da amisosladıklarımızdan mısınız? Evet. Bilmiyorum. Evet, burada özellikle teleferik imkanı çok fazla. Çok fazla değil mi? Burada 2-3 tane teleferik var işte. Hayır, buraya genelde insanlar anladığım kadarıyla teleferik de geliyor. Biz teleferik de gelmedik. Geldiğinizde I love you Samsung yazısıyla resim çekinmek, evet, istiyorsanız burası gayet uygun bir yer. Böyle. Mesela şöyle geliyorsunuz hemen buraya. Şurada. Böyle bir poz veriyorsunuz. Bir de şöyle yapıyorsunuz. Maskeyi çıkarabilirsiniz. Fonksiyonel. Geri takabilirsiniz. O da fonksiyonel. Genelde takmayı tercih edersiniz. Aynen. I love you Samsung. Ve Kurtuluş Savaşı'nın temsil yerlerinden bir tanesi olduğu için her tepede de bir tane bayrak var. Çok hoş bir görüntü. O yüzden güzel. Nice. Evet, hadi teleferiğin oralara doğru biraz. Hadi. Serin, ferah böyle manzarası olan bir yer. Gelebilirsiniz. Çay içeceğiniz, kahve içeceğiniz yerler var. Hemen arkada da teleferik var. Binebilirsiniz. Binin, binin. Bu arada maskeler Hobi Sepeti ve Momo Butik ortaklığında üretilmiş maskeler. Serpil'in çizgisi de var. Sponsorluklar için teşekkür ediyoruz. Bizi virüslerden koruduğu için. Evet, bu maskelerden eğer temin etmek istiyorsanız hemen Momo Butik'ten vereceğiniz ilk siparişle ya da ikinci siparişle hiç fark etmeksizin ücretsiz bir şekilde yanında hediye ediyorlar. Hiç kaçırmadan hemen Instagram üzerinden Momo Butik sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ben planlıyorum şu anda. Şu an planlıyorum. Evet, teleferin fiyatını sizler için öğrenmeye gitti. Koca yürekli uzman. Evet, sormak yerine ilk önce fiyatı arıyor. Bulamadı. Fiyatı sordu. Yine bulamadı. Evet, oradan sanırım bilet alması gerekiyormuş. Bakıyor. Koca yürekli uzmandan. Evet, uzmanımız bakalım neler yapacak. Bu sırada burada teleferik tesisleri var. Evet, koca yürekli uzman sanırım buldu. Ne oldu? Koca yürekli uzman sunum yaptım sana. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi hemen arkamda gördüğünüz teleferik istasyonundan geldim. Bu tarz şeyleri görünce gerçekten mutlu oluyorum. Bunu en son geçen hafta
İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde yaşamıştım. Buradan aynı şekilde onlara da bir şey yapmış olayım, teşekkür etmiş olayım. Genelde bu tarz yerlerde fahiş fiyat uygulaması oluyor. 3.50 TL'ye 2.000 inçlik kart alabiliyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki teleferiğe aşağı inip tekrar geri gelebilecek kadar 3.50 TL kişi başı. Yani komik bir rakam bence. Çok güzel yani en azından. Herkesin kullanabileceği, deneyebileceği 5 kişilik bir aile geldiğinde çok cüzi bir ücretle bunu ailece deneyebilirsiniz. Samsun Belediyesi'ne teşekkürler. Belediye başkanı kim bilmiyorum ama teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Evet, 2 saatte Samsun'u gezeceğiz dedik. İlk durağımız ise Amisos Tepesi oldu. Şimdi biraz daha merkezi yerlere gideceğiz. Oradaki yerleri gezeceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Haydi geçelim. Evet, şu anda Yabancılar Pazarı'ndayız. Arabayı buraya park ettik. Şehri çok fazla bilmediğimiz için ilk bulduğumuz park yerine girdik. Buradan Tütün İskelesi'ne doğru yola çıkıyoruz yavaştan. Evet, hadi gelin. Devam edelim. Balık ekmek 10 lira, köfte ekmek 10 lira, et döner 10 lira. Tavuk döner 5 lira, lahmacun 6 lira. Şu an nereye gidiyoruz? Şu an Tütün İskelesi yolundayız. Tekrar merhaba. Samsun gezimizin, daha doğrusu 2 saatlik Samsun gezimizin ilk yarım saatini tamamladık. Kalan 1,5 saatte olabildiğince hızlı şekilde neler yapabileceğimize bakacağız. Samsun sahiline geldik. Çok... Burası Texas gibi. Ben ilk defa bu şehri görüyorum. Sahilini en azından ilk defa görüyorum. Bir kere geçmiştik. Adalarda görüp de üzüldüğümüz, adalarda bizi kahreden manzaralardan bir tanesiydi İstanbul'da faytonlar. Bu yazın bu sıcağında, çünkü biz bile gölgede çekim yapmaya çalışıyoruz ki ciddi sıcak var. Geçen sene itibariyle sanırım kaldırıldı. Umarım Samsun Belediyesi için de aynı şey geçerli olur. Çünkü gerçekten üzücü bir manzara. Atlara ciddi şekilde yük bindiriliyor. İnsan taşınıyor ama yani bu turistik anlamda yapılan ama hayvanlara eziyet edilen bir şey bence. Birdenbire ailesi olarak. Hayvan istismarına. Hayır dedi. Hayır diyoruz. Hayır diyoruz. Hadi gelin, yolculuğumuza devam edelim. Faytonlar haricindeki manzara genel olarak güzel. Derli toplu temiz bir sahili var. O yüzden belediyeyi tebrik etmek lazım. Güzel koşu parkuru, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve temizliği de genel olarak güzel gözüküyor. Kalan 1,5 saatimizde kısa bir sahil turu yapıp sonra bakalım neler göreceğiz. Hoşça kalın. Evet, şu anda Samsun sahilinde balık tutan insanları görmemiz de mümkün. Evet, kalan saatlerimizi olabildiğince verimli geçirmeye çalışıyoruz. Hemen Cumhuriyet Meydanı'nın ortasında bir simitçi abimiz bize çok bilinmeyen bir heykelin olduğunu söyledi. İlk adım anıtıymış bu heykelin adı. Atatürk ve işte o zamanki büyük ihtimalle birlikte silah arkadaşlarının olduğu bir heykel. Atatürk heykeli zaten Cumhuriyet Meydanı'nda çok büyük bir anıt, bir heykel var. Şimdi oraya gideceğiz. Öncesinde size burayı göstermek istedim. Onur anıtı ve ilk adım anıtı genelde yerel halk tarafından da birbirinden karıştırılan anıtlarmış. Birbirine ayırt edilemeyen anıtlarmış, en azından öyle söyleyeyim. Cumhuriyet Meydanı'nı Tütün İskelesi'ni arkanıza aldığınızda Cumhuriyet Meydanı'na geliyorsunuz. Hemen sağ tarafında bir binanın arkasında burası.
Çok da güzel bir yer. Ziyaret etmenizi tavsiye ederim. İlk adım anıtı. Hemen Tütün İskelesi'nin yakınlarında bir bölgede. Bu tarafta arka tarafımızda da hemen Cumhuriyet Meydanı var. Hadi gelin diğer anıtı görelim. Evet, Samsun seyahatimiz devam ediyor. Şu anda Atatürk Müzesi'nin önündeyiz. Burası Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'a ilk geldiklerini, ilk kaldıkları gecede konakladıkları otel. O zamanlar otelmiş, şimdi Atatürk Müzesi olarak biliniyor. Evet, burası Kurtuluş Yolu'nun sanırım başlangıç tarafı oluyor. Çünkü Kurtuluş Yolu'ndan dümdüz devam ettiğimizde az önce geldiğimiz yerlere gitmiş olacaksınız. Hadi gelin şimdi hep birlikte Onur Anıtı'nın yanına gidelim. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Hemen Cumhuriyet Meydanı arka tarafımızda, hemen önünde bir Samsun yazısı var. Gelip de hatıra fotoğrafı çektirmek isterseniz bu mümkün. Hemen arkamızda Cumhuriyet Meydanı var. Zaten Cumhuriyet Meydanı'nın devamında Tütün İskelesi var. Güzel bir meydan burası. Ferah, vakit geçirebileceğiniz. Samsun'dayız. Bir saat bitti. Kaldı bir saat. Bakalım kalan bir saatte neler yapacağız. En çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi de yollarda genelde bisikletlerin olması ve bisiklet yolunun olması. Şu anda Onur Anıtı'nın önündeyiz. Burası Avustralyalı bir heykeltıraşa Samsun halkı tarafından yaptırılmış. Heykel Atatürk'ün atın üzerinde şahlandığını gösteriyor bize. Tamam, ki burada ne dediğini bilmezken araya girmek istiyorum. Mevzu şu, Avustralyalı heykeltıraşın yapmış olduğu bu heykel aslında bir rekor kırma durumu söz konusuyken görmekte olduğunuz kuyruğun yere değiyor olması, yani zemine temas ediyor olmasıyla oradan destek aldığı düşünerek kırdığı rekor geçersiz sayılmış benim bildiğim kadarıyla. Emin değilim bu kaynak. Yani bir kaynağım yok. Ya bunu bize burada oturan birisi söyledi. Tam olarak yazılı kaynaklardan teyit ettiremedik. O yüzden net bir şey söyleyemiyoruz. Aynen. Ama burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Birçok şehrin merkezi yerlerinde her yerden görülen bir eser vardır. Samsun'un eseri de Onur Anıtı. Nereden bakarsanız bakın Onur Anıtı'nı görmekteyiz. Evet, şimdi yolumuza devam edeceğiz. Bandırma Vapuru'nun civarlarına gideceğiz. Bakalım oralarda bizi neler bekliyor. Yaklaşık son 40 dakikamız. Haydi devam edelim. Şu an Doğu Park'tayız. Biraz daha az önce gezdiğimiz Cumhuriyet Meydanı, Tütün İskelesi vesaire, bunların biraz daha dışında bir bölge. 3.1 kilometre kadar, en azından tam bilgi vereyim size. Arabayla geldik çünkü. Herhalde son 20 dakikamız falan kaldı. En son bakacağım süreye. Şimdi bu Doğu Park'ın güzel tarafı, çok büyük bir alan, yeşil alan. Şehrin yine böyle güzide mekanlarından bir tanesi bence. Her tarafta oturma mekanları var, çocuk parkları var vesaire. En önemli tarafı da hemen parkın sonunda Bandırma Vapuru var. Gidip birebir onu görme şansımız olacak. Aynı zamanda, bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum, aynı zamanda 30 Ağustos bölümünün bir bölümü de orada çekildi. Büyük ihtimalle bu bölümü izlediğinizde 30 Ağustos bölümünü çoktan izlemiş olacaksınız. Ama Samsun'da çekildiği için, 30 Ağustos'un önemini de bildiğiniz için tekrar izlemek isterseniz hemen burada karttan, şurada, burada bir yerde karttan tıklayarak 30 Ağustos özel bölümünü de izleyebilirsiniz. Ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Burası Doğu Park, bir de bunun Batı Parkı varmış. Fakat biz 2 saat içerisinde gezilebilecek maksimum oranda gezmek istedik. O yüzden Batı Park'a gidemiyoruz. Evet. Evet, Samsun gezimizde sona yaklaştık. Planlarımızın arasında vardı Bandırma gemisi doğal olarak. Bandırma Vapuru. Samsun'a gelip de Bandırma Vapuru'nu, Bandırma ne dedim ben? Gemisi. Olabilir. Seyahatte bu tarz şeyler oluyor yani, idare edin. Evet, Bandırma Vapuru'ndan size bazı görüntüler göstermek istedik. Bandırma Vapuru'ndan sonra çarşambada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben gidiyorum. Evet. Hadi gelin şimdi Bandırma Vapuru turumuza çıkalım. Ardından da çarşambada devam edelim.
Şimdi buradaki gezimizi sonlandırıp Çarşamba'ya gidiyoruz. Yine Çarşamba'da çok... Samsun'un bir ilçesi. İlçesi. Hatta Doğu Karadeniz yolu üzerinde, güzergahımız üzerinde zaten. Hepimizin bildiği Çarşamba'yı Selalı türküsünün geçtiği yer. Evet. Zaten bizim de... Yine bir misafirimiz var, korktum. Her zamanki gibi. Korkuttun lan beni. Sen ne güzelsin ya. Ne yapıyorsun? Evet, çekim yaptığımız sırada Samsun'da bir misafirimiz geldi. Niye bizi tercih etti bilmiyorum ama... Geldi ve direkt yaptı. Evet, biz Çarşamba'ya gidiyoruz. Çarşamba'da görüşmek üzere. Hadi. Samsun gezimizin sonuna geldik. 2 saatte bir şehir gezilebilir mi? Onu ispatlamış olduk. Aslında gezilebilir. Gezilemiyor muymuş? Gezilebiliyormuş. Ha, gezilebiliyormuş. Gezilebiliyor ama tabii bir şehrin tüm detaylarını görme şansı mümkün değil elbette ki. Sadece önemli noktalarını görmüş olduk. Keyifli bir seyahat oldu. Evet, birçok önemli noktasını gördük. Tabii biz özel aracımızla gezdiğimiz için biraz avantajlıydık. 2 saatte gezme bu noktada. Yani. Toplu taşımayla yapsaydık bu biraz imkansızdı. Birçok yerini gördük. Bence çok güzel bir gezi oldu. Yani ben Samsun'u beğendim. Yaşanılabilir bir şehir gerçekten. Şu an bulunduğumuz yerde Samsun'un Çarşamba ilçesi. Yani Çarşamba'yı Selalı türküsünün hikayesinin geçtiği yer. Onu da buradan. Şuradan bir yerden. Çarşamba'ya geliş sebebimiz Çarşamba'yı Selalı türküsüne özel bir bölüm çekmekti. Hemen arkamızda gördüğünüz... Şıdırman Aptal Deresi ile buluştuğu yerde geçiyor bu öykü. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, alta yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden sevgiyle teşekkür kalın, ederim. Görüşmek üzere. Çarşamba'yı Selalı bir yar sevdi. Keşke sevdim.